Salatu wa salam ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Ala Rasulina Muhammedin salavat. Ses sorunu yok değil mi sesim? İyi, tamam. Dolaştığım yerlerde rastladığım çok sorular, suale, cevap zannettim bir yer okuyacağım. Ondan önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Daha önce burada bir haşir yapmıştık değil mi? Evet. 25. Eşşecerül Ahtar yapmıştık galiba. Şimdi bak. Dünyanın önü, ön tarafı içtik olsa, arka tarafı içtik olsa, iki içtik arasında varlık olmaz. Fizik kanunlarına zıt. Entropi denilen sisteme zıt. Varlığın kaynağı içtik olamaz. İlmin kaynağı cehalet olamadığı gibi. Şimdi dünyanın içindeki her şey mutlaka hikmetlerle dolu. Mesela en basit dediğim şey, senden atılan idrar ve gayita seni taşıyor. Değil mi? En basit yani. Doktor diyor ki ver onu bana, ne yapacaksın? Senin içinde ne var bir bakayım. Hastasın ya. Senin attığın pis dediğim şey, hatta yıkanmana sebep olan sudan bile çocuk yaratılıyor. Şimdi her şeyi böyle hikmetlerle donatmışsa, dünyanın da bir izah edilmesi lazım. Yani insanı kaldırırsanız dünyadan, dünyadaki hiçbir şeyin manası ve izahı yoktur. Edemezsiniz. Mesela bir gülün izah edilemez, öküz için olamaz. Yerin altındaki madenlerin, petrollerin izah edilemez. O insanın atılan artıkları nasıl ki insanı taşıyorsa, şu kainat da insanı bir yere taşıyor. Şimdi ben anlatacağım şu. Dünyanın içindeki her bir eşya, mesela şeftali, nedir deyince armutla kıyas edilmez. Armut değildir. Tam nedir? Erik de değildir. İnsanla izah edilir. Rengi, tadı, kimyevi yapısı, özelliği, yani senin içindir. Şimdi dünyanın içerisindeki her şey mutlaka insanla biliniyor. Peki insanı neyle yorumlayacağız, neyle kıyas edeceğiz? Mesela gülü aldın, öküze gösterdin. Öküz için gül ile normal bir ot eşittir. Hiçbir farkı yok. Kedi için muhabbet kuşuyla bir balık kafası aynıdır. Kedi için hani o muhabbet kuşları var ya, sapsarı böyle, renkli. Ne manası var ki onun? Hiçbir manası yok. Yani belki de daha caziptir balık kafası. Kedi için. Peki demek ki bir başkası içindir yani. Şimdi biz de bu dünyada yaşıyoruz. Her şey İnsanla biliniyor. Sen neyle bilineceksin? Sana rağmen sende işleyen sistem var, işletim sistemi var. Ölüyorsun. Yaşlısın, yaşlanıyorsun. Kanser oluyorsun. Dertler, kederler var. Yani nereye gidersem şu soru var. Hocam niye sıkılıyorum? Veya kardeşim niye sıkılıyoruz? Niye çözemiyorum? Nerede tıkandım? Onu okuyacağım işte. Yani İnsan kendisini bu okuyacağım yerlerle izah etmese, mutlaka bir tanesi size denk gelecektir. İnsan bu dünyada muzdariptir. Zaten şurada öyle söylüyor. Diyor ki, açtım diyor. Diyor ki, ins ve cinnin, cin ve insin en parlak saadeti. Cin ve insin en parlak saadeti, en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Demek ki insan bunu kazanmak yolunda gayret etmesi lazım. Marifet kazanması lazım. Marifetin temeli kendini tanımaktır. Kendini tanıdıktan sonra tanıman gerekeni tanıyacaksın. Hatta kaderde hedef insandır. Hariç değildir. Büyük kainat. İnsan ekberdir. İnsan ise küçük kainattır. Onu da söyleyeyim, geçiyorum. Amentu billahi. Allah'a iman. Allah bizim dışımızda bir şey.
ilim olursa Allah'ı tanımak bizim dışımızda bir şey. Ve melaiketi bizim dışımızda bir şey. Melekleri değil mi? Melekleri iman ettik mi veya onda ilim yaptık mı? Bizim dışımızda çizdiği bir şeye varıyorsun. Ve kütübihi ve rusulihi ve yevmin ahir. Buraya kadar hep bizim dışımızda. Peygamberde, kitaplarda, ahiret. Peki kadere geliyorsun. Kaderde, kaderi biz iyi kavrarsak neye varmış oluruz? Kendini daha iyi tanırsın. Çünkü şöyle diyor. Kader, nefsi gururdan, cüz-i ihtiyare, adem mesuliyetten insanı kurtarmak için akaide girmiş. Kader, men arefe bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden Allah'a marifet artar. Ahirete yakiniyeti artar demiyor. Kederden emin olur. Kaderde hedef insandır. Onun için kader dersi zordur. Ustam gazete gibi okumayın diyor. Niçin Risale'nin gazete gibi? Gazete gibi gır gır değil. Gazete harici okutturur. Risale Nur kendisini okutturuyor. Harici bir haberdir. Kaderde hedef insandır. İnsan kendisini yorumladı mı, kendi üzerinde ceyran eden kanserdir, ihtiyarlıktır, derttir, kederdir. Bunların izahları yerine ve kolay bulur. Onlardan bak. 635 sözler. Hem mümine der. İhtiyarın cüz'i ise, yani nereye yetişiyor ki? İhtiyarla irade arasında şey yapayım. Belki benim üslubuma, ders şeklime bazılarınız hoşuna gitmeyecek ama maalesef bir 45 dakika dayanacaksınız. Beni davet ettiğinize göre beni biliyorsunuz. Şimdi niye giriyorsun? İhtiyar irade, kadere girdin. Ben doldura doldura gidiyorum. Benim de öyle bir şeyim var. Şimdi ihtiyarla irade arasında şey yapayım ki daha iyi anlaşılır. İhtiyar, mevcut olan önümüzdeki arasındaki tercih. Ben bunu senelerce uğraşmışım külliyatta. Ben size birkaç dakikada senelerce uğraşmışım. İhtiyarla irade arasında bir fark bak. Lugata bakın ikisi eşittir. Ben bak anlatayım külliyatın şeyi manasında ne kadar dağlar kadar fark var. Ama bazıları izah der. Ne yapayım izah neyse ya. Herkese ilim sayılır çıkarımız yok. Biz kelime anlamı olarak irade biliyoruz. Yani aynı şey biliniyor. Lugatta aynı şey yazar. Bak. İhtiyar şu mevcut, bunlar mı, elma var mı, önümüzdekinden bir tanesini tercih ediyorsun. Var olanlar arasındaki tercih özelliğimiz. İrade ise, var olanlar arasındaki tercihten hariç, var olanı, gaybda olana göre, kıyas edip, yani Allah diyor ki Celle Celaluhu, şu günah terk etti. Cennetteki şu nimeti mukabil sana vereceğim. Cennet gayiptadır, günah hazırdadır. İhtiyar sahibi olan bunu yapamaz. İrade sahibi olan gaybı tercih eder, hazır bırakır. İhtiyar hayvanlıktır, hayvanet mertebesidir. Hazırda olanlardır. Gözünün gördüğü, kulağının işittiği, elinin dokunduğu, koklandığı, tad aldığının var olanlar arasındaki tercihtir, ihtiyar. Onun için usta şöyle diyor 17. sözde. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyorsun? Bir üst birimle vazgeçiyorsun. İradenle vazgeçiyorsun. Onun için de hayvanlıktır diyor. Niye hayvan, kedi, taş mı, ciğer mi? Ciğeri tercih. O da bir tercihtir. Ekmek mi, et mi? Kediye göre. Ya o da bir tercihtir. Bu ihtiyardır diyor. 24. sözde anlatıyor. Demek ki mümine der. İhtiyarın cüz'ü ise bırak cüz'i iradenin, şey ihtiyarını, kendi malikinin irade-i külliyesinin işini bırak. İhtiyarına vazgeç. Yani sen iktidar getiremiyorsan, muktedir olamıyorsan olayları, değiştiremiyorsan Allah'a bırak. Kendi malikinin irade-i külliyesinin işini bırak. Malik, malik ne demek burada? Sıkıntıyı çözüm içincine bak. Üç tane sığınak giri kullanıyor. Kulehazu bir Rabbin Nas. Rab. Melikin Nas. İlahin Nas. Buradaki malik, yani her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. İhtiyarın cüz'ü ise kendi malikinin
Yani her şeye sahip bir zatın iradesine kendi işini bırak. Çözmeye kalkma. Sıkıntının bir sebebi bu. Olayı çözemezsin. Sana ait olmayan şeyler omuz verme. Neye kasır oldun? E sana ne? Senin işin değil ki. Niye ömrüm bu kadar? O senin işin değil ki kardeşim. Niye ben zengin değilim? Niye ben kadınım veya erkeğim? Niye benim bu babamdır şurada doğdum? Kardeşim senin işin değil. Sen kendi işine omuz ver. Malikel mülk. Yetesarrafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasavvur etme. Yetkisi ve yetisine sahip. O zaman gücün takatı getirmediği şeyleri ihtiyarımızı sokmayacağız. İhtiyar irade ilahi teslim olmak için verilmiş. İki, iktidarın küçük ise iktidar, muktedir. Ne kadar yeter ki vücuduma hakim değilim. Hayatıma hakim değilim. Kadir-i mutlakın kudretine itimat et. O iktidarını şükrü örfide, yani Allah'ın dediği gibi kullanılırsa insan Allah'ın kudret dediğimiz subuti sıfatı olan kudret var ya kudret, o sıfata azami derece mazhar olur. Kudret sıfatına azami derecede mazhar olana çok ilginçtir. Her gece Kadir gecesi olur. Çünkü diyor, dünkü diyor Kadir gecesine geçmen için bir sene meşgul olman, gezmen lazım diyor, değil mi? Veya hissiyat insanı ruh seviyesini çıkarsa kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçersin. Sonra dünü, yarını hazırda görürsen her gece Kadir gecesi olur. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkarsa, kalp ve ruhun dereceyi hayatına nasıl çıkılır? Hani gaybi bir şeyler söylüyorsun, realite şudur. Ustam diyor ki 271 lemalarda Envar'a göre söylüyor. Belki sayfaları tutmayabilir. Elfu elfi selatim ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah babında diyor ki yatsı namazında diyor. Namazın içinde. Namazla değil. Namazın içindeyken ben gece alemine girdim diyor. O aleme girdim. Aleme girmiş. Biz tabi öyle okuyoruz tabi. Bir baktım ki diyor o alemde tek bir şahsiyet var diyor. Tek bir insan. Bu ne demek ben iyi anlayamadım. Lemalarda, hayat bahsinde, beşinci revizde şöyle diyor. Mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Bir tane insan vardır, biz onun temessülatlarıyız. Yani şöyle düşünün, toprak, çekirdek, ağaç ne şu ne ma bulmuş, meyve vermiş. Bu ağacın tek bir çekirdeği var. Bunun adı Nur-u Muhammed'idir. Bu ağacın tümü, detayı şecere-i hilkattır. Bu her bir meyve insandır. Şimdi dikkatinizi şuraya çekiyorum. Meyvenin içerisinde çekirdek yok mu? Var. Bu çok önemli bak. 218 şualardan söylüyorum. Meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki yani ağacın başındaki, ağaç ondan çıktı ya, o ağacın kaynağı olan çekirdeğin aynısı. Öyle değil mi? 16. sözde şöyle diyor. Ne aynıdır ne gayrıdır. Bu meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle kökteki çekirdeğin aynısı ise o zaman bu çekirdek mahiyet itibariyle ağaçtan öncedir. Aynı problem. İşte 218'de şu anlarda diyor ki hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. O zaman bak bakalım kıymetine. Çöplük darcar mısın? Sen nesin bak bir daha söylüyorum. Hakikatın itibariyle, kaynak itibariyle yani senin ruhunun aynasında temessül eden bir Nur-u Muhammedi cilvesi var. Buna temessülat diyoruz da. İşte her bir meyvede bulunan çekirdek ağacın başı olan çekirdeğin aslısıdır. Buna 16. sözün 4. şuasında şöyle diyor. Ne aydır ne gayrıdır. Çekirdeği ne aydır? Gayrı değildir. Bakın bu itibarla her bir insan
Kainatın çekirdeği hastasıdır. Ne demek biliyor musun? Sen aşazamdan, Cebrail'den, Mikail'den, İsrafil'den, Azrail'den, cennet ve cehennemden de öncesin. Onlar senin temessülatın ve gölgelerin. İnsana bak ya. İnsanı tanımlamaya bak Bediüzzaman Hazretleri'ni. İnsanı nereye taşıyor? İnsanı fiyakası artıyor ya böyle okunca. Fiyakası artıyor. Beni nereye taşıyor ya? Gel de geliyorsun şimdi. Basit o, senle o çekirdekten yaratılmış dalı budağı var ya. O kainat bizden yaratılmış. Bizim ruhumuzun hakikatinden yaratılmış. Cennet, cehennem, isteyene ver onu diyor. Bak nereye varmış. Bak adam varmış, anlamış bunu. İsteyene ver onu. Bana seni gereksini dirttiren bunu yakalamasıdır. 218, bir daha söylüyorum şu anlar. Hakikat-ı Muhammediyeciyetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Aslısın, aslı o zaman. Artık ne cehennem korkusu, ne cennet sevdalısı olursun. Rıza ilahiden başka bir şey görmezsin. Çünkü onlar senden yapılmış. Böyle bir yapıya sahipsin. Böyle bir sistemi var. Kainatın böyle işletim sistemini sana monta etmiş. İşte bu sistemi anlamak, tamam mı? Kendimi tanımak. Allah bile diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Evet ya Rab. Kendini tanı. Men arafa, değil mi? Men arafa Rabbı. Men arafa nefsehu. Fakat arafa Rabbem. Sen kendini tanıma nispetinde Allah'ı tanırsın. Bir şey söyleyeceğim ama şaşıracaksınız. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması yolu zordur. Çünkü Allah bizim haricimizde bir hakikattır. Tamam mı? Onun kainı eserleri vardır. Mahlukatı vardır. Bizim böyle bir şeyimiz yoktur. Allah'ın mevcudatı vardır. Mevcudatla Allah'ı tanırız. Ben kendimi neyle tanıyacağım? Benim böyle sırrım yok ki. Zaten Cenab-ı Hak diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Zaten kader iman esasının sonuncusudur. Ne demek? Beş tane iman esasını hazmeden kişi demektir. Kader de insandır. Çünkü büyük kainat değil mi? Büyük kainat insan ekber değil midir? O insan ekber, küçük model insan kainatı sonra değil miyiz? Sen kendini tanıdıkça, anlamlandırdıkça bütün kainatı anlamlandırıyorsun, cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp küllileştiriyorsun. Kader bütün büyük kainattır. O da sensin zaten. Onun için kader zordur. Sebebi kendini tanımak olduğu için zordur. Ondandır ki amentü billahi ve melaiketi ve kütübi, kader beş tane iman esasını hazmeden kişidir. Kendini tanımasıdır. O yüzden altıncı sırada. Evet, altıncı sıradadır. Dikkat edin, kaderi, kader risalesinin zeyli var sonunda. Hatve. Ne işi var orada nefsin yapısında? Enfusi ders var orada. İnsanın enfusi yapısını anlatıyor zeyli. İnsandır insan. Kendini tanımlamaktır. Bak kader, nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı, adem mesulette kurtarmak için akaide girmiş. Hedef kim? İnsan. İnsan kardeşim, insan. İşte kendini tanımladıkça bu sermayeni, bu değerlerini, bu sistemini böyle uyduruk, kaçırık şeylerde harcamazsın. Kıymetli olursun. Ne adamın fiyakası artıyor. Allah Allah. Ben böyle bir şeymişim ya. Özgüven geliyor. İkide bir ya hastayım. İyi değil. Kendimi kötü hissediyorum. Ne demek bu yani? Yani kendine biraz değer versen, erva kabiselere böyle prim vermezsin ki ya. O zaman değer verirsin kendine. Evradına, iskarına dikkat edersin. Davana sahiplenirsin. Haftada ne yapayım? Vallahi bu akşam ne yapayım? Ama ne derse gideyim. Yapacak bir işim yok da gideyim. Böyle derse gidilir mi? Yapacak işimiz yok da artık en son yapılacak iş gibi. Yani sanki istepte lastik gibi. Lastiği patlamış, öteki lastiği takıyor. Sahipleneceksin kardeşim, sahipleneceksin. Sahiplenmek demek, sahiplenilmek demektir. Vermek almanın adıdır. Sevilmek istiyorsan seveceksin. Sevmeden sevilmek nerede var? Allah bile kuralını şöyle işletiyor. İlk önce kendisi seviyor, sonra beni sev diyor.
Kendine değer vereceksin. Zannediyor musun? Efendim ben şunu faturasını yatırdım. Veya pazar günü geldim burayı sildim. Lavaboları sildim. Dershanenin lavabosunu sildiğini mi zannediyorsun? Ruhunu temizliyorsun. Ruhunu. Ona ait bir örnek vereyim. Suyun başında dahi olsanız diyor Allah Resulü. Zaten akıyor. İktisat da alıp. Su mu bitecek diye öyle söylüyor. Ben bu hadisi söyleyince denizdeyim mesela. Su yıkan. Denizde ya biter. Vallahi o hadis hatırlayınca elimi suya sokmuyorum, utanıyorum. Tutuyorum, böyle denizde böyle yapıyorum. Abdest alırken. Meğer iktisat buradaymış, orada değilmiş. O tezahürüymüş. İktisat burada. O an, ona değer vermek, onu yüceltmek. Bu bana birisi hükmediyor, böyle diyor, bu böyledir. Olaylarla insanı inşa ediyor. Ya, mesela sadaka vermek çocuklara, başını okşamak, okşamak diyor. Sadakadır diyor, değil mi? Sanki çocuğu sevindiriyoruz. Oysa kafasını okşadı mı, o çocuğun sıkıntısı var ya ağlıyor yetim. Onun pozitif enerjisi çok, onun için tutamıyor ağlıyor. Günah yok ya, pozitif. Bizde de negatif çok. Ondan puf çekiyorsun, elini bir koydun, iki taraf artı eksi tamamlanıyor. Çocuktaki artıyı sen yükleniyorsun, onun nötrlerini nötrlüyorsun. Bunun adı fiziksel olarak adı pozitiflenmek, rahatlamak, dindeki adı sadaka. Dindeki adı sadaka ya. Şimdi kim ona çocuğa iyilik mi yaptın? Aslan biziz ya. İşte iktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Allah'a itimat et. Rabbin naz. Müslümanların iman sorunu yok. Rububiyet, Rab'lık sorunu var. Birbirimizi ilah edinmiyoruz. Para ilah ediniyoruz. Kadını ilah ediniyoruz. İnternet, televizyonu ilah ediniyoruz. Terk edemiyoruz. Ne demek o? Ya şimdi bu film kaçar mı diye namazı terk eder. O zaman o film ilahtır. Birbirimizi ilah ediniyoruz. Diyoruz ki bak edile-i şeride, dinde şu haramdır. Eğer Risale-i Nur'da bu yoktur. Ben dinde söyleyeyim. Bu haramdır. Adam diyor ki bunu, bu haramı din diye yap diyor. Şimdi ilah edilmiş olmuyor musun onu usta? Allah böyle diyor. Ustad da diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz diyor. Mihenge vurmadan almayınız diyor. Ama benim hocamın bir bildiği vardır. Onu bildiğini takkeme anlar. Edile-i şeride yok. At çöpe. Hiçbir değeri yoktur. Çünkü ben cennete muhtaç olduğum gibi o zat da itaat ettiğim zat da cennete muhtaçtır. Cennet, Allah'ın cenneti var. Ustad bile öyle diyor. Başkasının değeri mi kalır? Ben dediğim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Adam dozer gibi şeriatı kenara koyuyor. Kepçeyi böyle yapmış, gırır gırır kenara atıyor. Adam da din adına sahipleniyor. Ne acayip bir şey. Biz kitap okuyoruz, bu haldeyiz. Cemaatimiz var, bu haldeyiz. Ya cemaat olmayan, kitabı olmayan ne yapıyor? Aklım duruyor. Ya bizim önümüzde ölçü var ya. Ölçü var arkadaşlar ya. Böyle ya, kafire taraftar olmayın diyor. Zulme taraftar olmayın diyor. Allah'ın dini tektir değil mi? Haramı helalı belli değil mi? Resulullah öyle diyor. Haram belli, haram helal belli. Adam diyor ki başına çizmektir. Dindir diyor yani. Acayip bir şey ya. Din nasıl olacak yani? Dindir. Allah'ın düşmanlarına beraber omuz omuzlasın, aynı saftasın, dindir. Ne acayip bir şey, ne? Hakikaten ahir zaman ya. Allah düşmanlarına dost oluyor, bunun adı da dindir. Böyle bir garip bir şey değil ki, gözükmemiş yani. Barla'da diyor ki, ahir zaman öyle garip ki, yani çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak. Acayip bir şey ya. Çok tuhaf. Allah'ın dinini ortadan kaldıran ve dinsizliği ilan eden Muhammed diyor, Allah mefkuresini, Allah inancını siyasetin neticesi de getirmiştir. Çünkü Afrika'daki diyor, o insanların bir haram ve korku mefkuresi getirmesi lazım ki, nutukta yazıyor, İnsanlar bir sisteme girsin. Dolayısıyla Allah inancı Muhammed'in siyasetinin neticesidir diyor. 347. sayfada. Şimdi bununla beraber oluyor adam. Büyük adamdır diyor. Ve din ya. Yani
Arkadaşlar, Allah muhafaza et, eğer ölçümüz yoksa şu, sarılmasa hiç şansımız yok. Hani aylarla yatırılıyor ya çocuklar, koynumuza başkasını verirler. Sarılacağız, Risale-i Nur'a, derslerimize sahip çıkacağız. Ustadımız dediğimizse odur, çünkü kendisi bile edile-i şeriyeyi gösteriyor. Edile-i şeriye mi anlıyor? Belki gençler bilmez. Doğruluk kaynağımız. Bu doğru mu yanlış mı? Hasan dedi, Hüseyin dedi. Hangisi doğru? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Buraya uyuyorsa febiyar, yoksa at çöpe. Hiçbir değeri yok. Bilerek yapıyorsa imanı yok. İman öyle şey sabit değil. Büyür, küçülür, 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 büyür, ufalıyor, gider, geliyor vesaire. Peki, hayatın az ise hayatı bakiyi düşün. Bak nasıl yorumluyor? Adam kanser oldu, gidecek ölümünü düşünüyor. Bir bunu bilse, bir hazmetsek biz, hayatın az mı kardeşim? Hayatı bakiye var. Hayatın uzunluğuna, kısalığına bakılmaz ki. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Ya Bursa'da çıkarken sol tarafta bir tane çınar var. 975 ne yazıyor tabelasına, plaka. Şimdi onun kadar kimse şimdi yaşamaz ya. Şimdi çınar olup da 900 sene yaşamak mı istersin? İnsan olup da bir sene mi? Bulut çağından sonra bir sene. Veya kereste olarak 900 sene, 1000 sene. Gelsin gitsen ne oluyor ki kereste ya? Uzun değil, uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Hayatın az ise hayatı bakiyi düşün. Bunu düşünsen kanser mesela. Bak kanser çünkü ömrüm benim bu tür şeylerle geçtiği için yurt dışı, yurt içi vesaire. Gidiyorum ziyaret ediyorum. Adam bak şimdi. Şöyle kanser yatıyor. Doktor da raporu vermiş. En fazla 3 ay ne yerse yesin. Bizim Laz'dan bir lafı vardı. Boyuk ana ne yerse yesin. Doktor demiş yani. Boyuk anaya yani teselli veriyor. Büyük anne, babaanne. Babaanne ne istiyorsa versin. Yani böyle darına mı? Esbab noktasında. Şimdi bak adam böyle yatıyor bak şimdi. Böyle kanser elinde raporu vermiş. 2 hafta veya 3 ay. Öyle aptal değil ya, böbreği kanserdir, akciğer kanser. Ama akıllı kanser değil ki, düşünüyor kanser ne demektir diye. Oturuyorum. Şimdi sevgili kardeşim Allah aşkına, eğer bir önünde böyle kabir gözükürken, bu arada nazarın, düşünce boşta düşüyor ya, her an ölümünü bekleyen bir insanın iç alemini teselliye, güvene dönüştürecek dinden, davadan, namazdan, Risale-i Nur'dan başka ne olabilir? Kansersin, ya kardeş falan da düşünmem. Bu garajda Mercedes var ya falan. O acısını dindirebilir. Ya kansersin ama önemli değil kardeşim. Bankada bir sürü hesap paran var senin. Hiçbir şey tatmin etmez. Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. Ne kadar kefenlemişim. Ya acayip acayip tipler görmüş. Bayılmışım mezarın içinde ben. Tipini gördüğüm için. Neler görmüş. Diyeceksiniz ki buna ne anlatıyorsunuz, ne yapayım ya, etkilenmiş. Gömerken şey yapamamışlar kefen, açılıverdi. Yani surat ne hal etmiş. Allah kimsenin başına vermesin ya. Davasız, mümkün değil senin kare. Bak dün akşam Polatlı'daydım. Siz de trenle geldin vesaire. Yani arkadaşlar dava olacak ya, dava peşine koşacağız. Şöyle diyeyim. Hayatınızdan daha değerli neyiniz var? Hayatınızdan daha değerli. Var mı şey? O zaman hayatınızdan daha değerli bir şey uğruna hayatınızı çalıştırırsanız, bağlarsanız hayat yaşamaya değer ve canlı olursunuz. Eğer hayatınızdan daha basit şeylerle peşine koşarsanız hayat çekilmez olur. Tadı tuzu olmaz. Hayatımızdan daha kıymetli şey budur. Bu Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Kastamonu 21'de diyor ki 21. Siz diyor Risale-i Nur'a nakışlı bir libas giydirdiniz diyor. Buna libas diyor. Evet. Elbise, Kur'an gibi. Bu Kur'an değil ama Kur'an diyoruz. Musaftır. Kur'an'a giydirilmiş libas. Kur'an mahluk değil. Kur'an okunan işte. Eğer hayatımızı, usta diyor ki sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur.
Üstadım böyle olursa sen bilin. Kur'an'ın icaz manevisidir. Toparlıyorum. Hayatınızdan daha değerli bir şeye hayatınızı bağlarsanız hayat yaşamaya değer. Ve lezzet verir. Keyif alırsınız yaşamaktan. Ama ömrüm şu insanlarla dolu geçiyor. Kardeşim ve abi işte, hariçtekiler hoca diyor. Hocam, yaşamayla yaşamama eşit. Hayatın tadı kalmadı. Zevk alamıyor. Üf, püf, hakikaten yüzün tanesi ediliyor. 10 tane tokat vuruyor. Sebebi bu, temelde bu. Yani şurada bir paragraf okuyorum ama bu temelde bu. Olayları yorumlayamıyoruz. Ne nereye göre nedir? Ne nereye göre nedir? Cübbeli ziyaret etmiştim hapishanede, metrise. Dedim ki, ilim sahibi olmak ayrı bir şeydir, ilim. O ilmi nerede, nasıl kullanacağını bilmek ayrı bir ilimdir. Bizim memlekette okuduğu için pazarda, orada okudu, tanışıyoruz böyle. Dostumdur yani, hoş. Ya bu ilim nedir dedi. Dedim, ilmi siyasettir. Gazali ilmi siyasettir diyor. İlmi siyasettir, benim tanımladığım var ama sen Risale-i Nur'a göre dedi, ilmi siyaset dedi bak. İlmi siyaset, kim kime, neyi ne zaman, nasıl için, makam ve maksat, ustum. Yani bunları bilmektir. Burada neyle bileceğiz? Laikalarla bileceğiz sevgili arkadaşlar. Laikaları bilemezseniz istikamet göremezsiniz. Bak Allah şahit, kafir olurum eğer ben şey yapsam. Kur'an'da yemin ettiği için ben de yemin ediyorum. O kadar garip insanlara geliyorum ki nasıl biliyor musun? Diyor ki mesela daha dün. Ben hocam diyorum, benden ufak. Arabistan'da en meşhur kim hatırına geliyor alim? Gittim ders aldım diyor. Ders aldım. Senin 2 videona denk geldim diyor. Enfusi ders dedim ki diyor, bu adam bu içerilerde olmadıkça bunu diyemez. Ben de bu ilmi almak için yanına geldim. Ben bana bir hafta yanında müsaade et. Zahiri ilimler. Bir bakıyorsun, konuşuyorsun, istikamet yok. Nurculardan da söylüyorum. Sözler oku, mektubat oku, lemalar oku, şualar oku. Kastamonu, Laika'yı ve Emir'de okuma, istikamet bulamazsın. Bir zikzak yaparsın hayatın. Tık tık tık. Bazen dostuna düşman, bazen düşmana dost olsun. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Yakın tarihte görmedik mi? Koca koca adam dediğimiz şeyler nasıl baktı? Laik okuyacağız. Ben sizde para istemiyorum ki. Bak ne diyorum? Laik okuyacağız, not alacağız. Kastamonu okurken yapma, tamam. Ya ha, burada yazacaksın burada okurken. Ha, bunun yanında oku. Ha, tamam. Emir daha bunu oku. Tamam değil mi? Tabii not alacaksın. Ustad ne demişse odur. Halkçılar diyor, ırkçılar elde edip sizi devirmeye çalışıyor. Ha, tamam yaz. Misal var. İstikamet nasıl bulunuyor? Cumhuriyet Halk Partisi başa geçmemesi için vatan, millet, İslamiyet adına demokratları destekliyor. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında kim varsa o işte. Ahmet Mehmet, tabela değil. Hatta Nurcuların takdir ettiği partisi yok, tercih ettiği partisi yok. Niye buna girdin? Kardeşim, laikalardan örnek veriyorum. Diyorum ki, laikaları bilemezsen istikamet tutturamazsın. Hayatın basit basit şeylerde harcanır, perişan olursun. At gibi binerler yani bize sonra. De diye, tamam. Öyle dolmuşlara biniliyor ki, Mekke Mekke diyorlar, biniyoruz, bir bakıyoruz son durak. Beyler son durak bir ittifaktı ki Paris. Hani Mekke'ydi? Bizim dolmuş böyle. Layık okuyacağız sevgili arkadaşlar. Ciddi olacağız ha, ciddi bu konuda. Allah kainatı yaratmayla ayet öyle diyor, 16 yaratıklar, oyun oynamıyoruz. Ciddi olacağız, layık okuyacağız. Orada bir şey okuyalım, oku da kardeş gidelim. Öyle bir şey yok layıka. Kader bilmeyebilirsin ama layıkayı bilmek zorundasın. Yoksa istikametin olmaz. Peki. Ömrün kısa ise, bak ömrü kısa, hani misal verdim ya kanseri. Şimdi böyle bakıyor, gözü düştü değil mi boşluk, kabrini görüyor, bütün ölüm bütün çıplaklığıyla gözü geldi. Şimdi sevgili kardeşim böyle ölümünü bekleyen kanser hastası, sanki biz değiliz ölümünü beklemiyoruz misal için. Şimdi bu ümitsizliğini, ümidi mutlaka ne çevirebilir, ne koyabilirsiniz bunun içine? Hadi koy. Bu sözüm. Yarın bize de lazım olacak biliyor musun? Yumurta dayandığı zaman öyle durdu. Ne yapacaksın? Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme. Ama inkişaf ettireceksin ki o zaman lazım olacak. Hani Anadolu'da şöyle bir söz var.
güzel havalarda ağacın altın piste mi ki yağmurlu günde sana lazım olur? Değil mi? Güzel havalarda altını pistersen yağmurlu günde ağacın altına gireceksin. Nasıl gireceksin? Pislik, pislemişsin. Onun için iman ile ahireti inkişaf ettirmemiz lazım alemimizde. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Fikrin sönük ise, olayları çözemiyorsan, izah edemiyorsan, her kafadan ses çıkıyor, Kur'an'ın güneşi altına gir. Kur'an'ın son icaz manesidir Risale-i Nur. Vallahi abi her kafadan ses çıkıyor ya. Herkes bir şey diyor. Beklemedik bir adam bir böyle diyor. Dev 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 koca adamlar bir böyle bir böyle. Kardeşim Kur'an'ın emarına gir. Kur'an'ın emarına gir. Risale-i Nur'a yapış. Bak nasıl bir şey yapıyorsun. Hatırlar, takip edenler vardır bizi. O ne kadar cavcavlı, çirkinli şeyler, dönemlerde taksim şeyler. Nasıl Risale-i Nur'a tak koyduk, hala aynı ölçüyor. Niye? Felaset kardeşim, layık okumaya da felaset olmaz ki. Kendi bir şeyimiz değil ki. Tak o zaman koyduk sitten şey etmeye. Yayınladık, toplama yaptık Risale-i Nur'dan. Peki nasıl? İstikamet bu. Diğerleri ama şöyle, ben hiç anlamam. Zübeyir abi dediği gibi. Ama abi şöyle yapmak lazım, şöyle yapmak lazım, böyle gitmek lazım. Diyor ki, külliyatta görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Bana göre diyorlar, ya şöyle de böyle. Valla ben külliyatta görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Hep böyle der. Teslim etmek lazım. Akıllı adam kim denir biliyor musun külliyatta? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna uğraşmak zekiliktir, başa beladır. En muzdarip adamlar, akıllarını vahye bağlamayan zeki insanlar var ya, en muzdarip insan onlardır. Hiç sizden gördünüz mü delinin, çocuğun, hayvanın psikolojisinin bozuk olduğunu? Bak bir de söylüyorum, açayım ki kafamı kafanızda kalsın. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak, akıllılıktır. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna çalışmak zekiliktir ve başa beladır. Bunlar, muzdarip adamlar bunlar. Ama bu aklı, aklı ve yapana bağlarsan rahat edersin, keyfine bakarsın. Ustadı diyor, yaptın, takın. Aklı başında olanlar, o da aklın burada değil mi? Değilmiş. Aklını başına alıyor. Ne demiş ki? Uşkurluğunda, bilmem nesinde, internette, televizyonda. Bak, akıllı gördün mü? Zeki olmayabilirsin, merak etme. Sen bir donanım var, bir aklın var, zekan var. Risale-i Nur'a teslim olacak kadar var mı? Yeter sana. İnan fazla isteme. Bu sefer kafanı sokarsın ya öyle ama. Burada böyle yazıyor ama. Ama eklemeye başlarsın. Benim fazla kafam çalışmaz biliyor musun? Ama şu tahtis-i nimetlerinde diyorum. Risale-i Nur'a sadakatim böyle. Böyle dedi mi bitti o. Bütün dünya dönse hiç umurumda değil. Çünkü benim zaten kafam çalışmıyor. Şeye kadar çalışıyor. Usta doğru demişti. Bitti. Bana o kadar yetiyor. Eğer biraz fazla olsaydı bu sefer ustadı kenara koyacağım, kendim çözmeye çalışacağım, başıma bela saracağım. Niye saracağım ki? Rahatlık varken. İtaat et, rahat et. Evet. Layık okuyacağız az sevgili kardeşim. Kesin. Ne evde istikamet bulabilirsin, ne özel hayatında, ne içerideki sıkıntılar. Biliyorsunuz ki 300'e yakın psikoloji dersi yapmışız sitede. Sebep hep layıkalarda. Böyle düşün, böyle düşünme, böyle bak, böyle bakma, budur, bu da budur, bu buradan geliyor. Ha? Dima yorumlamak, bu buradan geliyor, bu da buradan geliyor, bu buradan çıkıyor, bu burada zaafın. Sen sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye yaşayacaksın kardeşim. Yaşayınca girmiyor, giremiyor. Parazitler girmiyor. Ben şükür için söylüyorum. İnşallah birbirimizi tanıyoruz. Ben çay içerken, su içerken, yemek yerken, siz de yapın diye söylüyorum. Bilsem ki abdestim yok, hatırıma gelir. İnan o suyu bırakırım, kaşı bırakır giderim. Abdest alırım, yemeğe devam ederim. Yemem ya. Şey yaparsınız diye demiyorum. Örnek olsun, gençler çok olduğu için söylüyorum. Böyle yapacaksın. Girmiyor o zaman. Nereden girecek adam şeytan? Şeytan sünnet-i seninin muhalefetimizden giriyor. Onu demek için söyledim. Her bir muhalefet bir şeytana açılan bir kapıdır. Her bir günah içinde, günah değil ama günah içinde küfre gidecek bir yol var. Yani o kanun aynı kanun.
Dilin sönük hissediyor. Ben anlamıyorum. Tamam, şu kadar anlamıyor musun? Kur'an'ın güneşin altına gir. Risale'nin ötesi yok kardeşim. Allah aşkına al ya. Bak bana mı istemiyorum. Aç kastım olayım. Yapmamam gerekiyormuş. Yap gerekiyor. Mesela dün Polat'ta bir ders yaptım. Yayına girecek inşallah. Çok harikadır. Sıkıntısı, psikolojisi olanlara onu dinlerler inşallah. Dersin adı şu. Yalnız değilsin. Şahs-ı manevi nasıl insanı blok edip yardım ediyor? Realiteli örnekler. Hep Kastamonu'ya. Yalnız değilsin. İkinci bir gün yaptım bir de. Bir ruh, iki ceset nasıl olur? Leyka. Ama şöyle diyor. Oradan bir şakada gidelim. Ciddi denizlerine böyle yapıyoruz. El böyle. Leykalarını böyle yapıyoruz. Bir şakada gidelim. Fesubahallah. İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayat-ı Kur'an birer yıldız misullü sana ışık verir. Kur'an'ın nurun altına girersen yıldız böceği gibi olan fikrin yerine olayları sen kendi ne idare etmeye çalışıyorsun be kardeş? Olanda hayır vardır diyor Allah Resulü. Teslim ol. Peki teslimiyet nasıl yapıyor? Kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edince diyor Kastamonu 123'te. Kendi düşüncelerimizden, hikmet ilahiyeden ileri hikmet, adalet ilahiyeden ileri adalet, inayet ve hikmeti ve rahmet ilahiyeden ileri rahmet ve hikmetini sürmüyorlar ki azap çeksin. Geniş daire hadiseler. Ya kardeşim ona kafanı ne sokuyorsun? Karışma, dinleme, girme haberlere. Boşuna mı ustad diyor. Daha kendini idare etmekten acısın, dünya hadiselerini idare etmeye çalışıyorsun. Niye muhatap oluyorsun? Ben almaya derse Avrupa'da üçte bir seneni kalıyorum. Bu kadar sanayi bir devlette Almanya'daki haber 10 dakika yok. Bir tanesi söylese bana desin 10 dakika bir haber var. Ben mazlum saate bakıyorum kaç dakika söyleyecek? 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika o kadar. Merkel Türkiye'ye gelmiş, Tayyip'le görüşmüş, imzalanmışlar gitmiyor. Bu kadar ve bu. Ama Türkiye'de evet sayın sevgiler şimdi bekliyoruz bilmem ne. Yani, mahsus yapılıyor. Psikolojimizi bozmak için hep olumsuz. Nerede bir Antalya'da bir sinek uçmuş, kanadı kırılmış, onu haber yapıyor. Bingöl'de bir iş adamı 1000 kişiyi yedirmiş, haber yapmıyor. Nerede olumsuz o? Hiç duydunuz mu ya? Abi, hayırsever bir vatandaş şu kadar çocukları doyurdu. Yok, falan adam bir tokat vurdu, çocuğu düşürdü, onu yazıyor. Kardeşim, muhatap olmayın. Ustad demiş mi? Demiş. Girmeyin, seyretmeyin, bakmayın. Peki sana... Sana oluyor, bana ve ustada olmuyor. Ne yapıyorsun? Olumsuzları, çünkü bu kafaya gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden ne giriyorsa içeride canlı oluyor. Ders de öyle, olumsuzluklar da öyle. Her giren içeride aktif ediyor. Canlandırıyor, canlandırıyor. Bazılar böyle diyor içine, bilmeyecek mi böyle yapıyorsun ama bildin de ne oldu? Hiç haberden sonra şöyle yaptın mı? Of be, haber kapandıktan sonra iyi ki seyrettim, bildim. Ulan ne kadar rahatladım. Bunu bilmeseydim çok kötü hissedecektim kendimi. Ölmüş oldum. Tam tersi. Tam tersi. Kardeş, kader kaç sayfadır? Toplam külliyatta en fazla? 10 sayfa. 10 sayfa, 20 değil. Ama siyasete girme, yapma dediği belki de koca bir kitap, Kastamonu ve Emirdar var. Emniyetini biner. Biz değer vermiyoruz. Kendi kafamıza göre gidiyoruz, belamızı da çekiyoruz. Uyu kardeş, şaşıracaksınız o abdest gibi. Ben haberi açtım hatırlamıyorum. Düğmeyi açıp da dinledim hatırlamıyorum. Ne olmuş yani? Bana ne? Efendim neler olacak? Ben işimi yaparım. Bana denildi mi arkadaşlar, Polatlı'dan sonra Yeni Bosna'ya derse geçeceksin. Tamam. Öyle mi? Benim işim bu. O kadar. Dünyadan haberdar olmak lazım. Tabii. Kendi dünyamdan karanlık, bu dünyadan haberdar olacağım. Usta gazete gibi okumayın. Gazete ne demek? Harici okutturur. Risale Nur kendini okutturduğu için böyle okumayın diyor. Bildin de ne oldu? Sıkıntın arttı. Kendini bilmen lazım. Sıraya koyalım. İlk önce küçük daire. Kalp dairesi. Kalp dairesi. Mide dairesi. Akıl dairesi. Ev dairesi. Adam öyle diyor. Olmuş ha. İsmet anlatıyordu. Diyor ki adam bir tanesi ceyran kesilmiş. İnternet ve televizyonu tabi seyredemeyince bir saat. Bir saat ceyranlar kesilince ne yapmış? Otomatik olarak çoluk çocuklar sohbet etmeye başlamışlar. Çocuğuyla, kızıyla falan.
Adam demiş, vallahi demiş, ceren kesildi, çoluk çocuklar demiş, hanımlar, sohbet et falan. Bunlar da insanlarmış. İyi insanlar olduktan yerine anlıyoruz. İyi insanlarmış. Sohbet edemiyoruz ki. Yemek bile yerken, çocuğa bağırıyoruz, tamam mı? Ve nasıl da bağırıyoruz? Yemek mi yiyoruz? Yemek bile bizi yiyor. Çocukla bile muhatabili olamıyoruz arkadaşlar, öyle değil mi? Böyle de bağırıp çağırıyoruz. Çocuk da geldi, bir seni bir baba zannediyor, tamam mı? İmam babası. Ondan sonra terörü, onu da kovuyoruz şiddetle. Allah, gidiyoruz, mezarlığa gömüyoruz. Odasındaki oyuncak mezarlığına gömüyoruz. Niye çok oyuncak alıyorsun biliyor musun? İlgilenmediğin için. Sen oyuncak kalma, tencere kapağıyla oyna ama sen oyna onunla. Def etmek için yapıyorsun onu. Sen ol oyuncak ona, arkadaş sen ol. Oyuncağa ihtiyaç olur. Çocuk terbiyesi hakkında yazı yazan bir insan ama öyle bir sıradan bir cümle değil bu. 15 sene önce demiştim. Oyuncaklarla boğacağına odada bir tencere kapağıyla sen onunla oyna. Ya. Yıldız böceği gibi olan fikrin yerine her bir ayat-ı Kur'an, Kur'an bir yıldız misli sana ışık verir. Yön gösterir. Resul öyle diyor, sahabelerim yıldızlar gibidir, kim temsil ederse olur. Bak yıldız böceği, yıldız olur. Hem hadsiz emellerin, ne kadar emellerimiz var, isteklerimiz var, tükenmez. Bitiyor arkadaşlar, iki satır kaldı. Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, abi benim bir sürü derdim var ya. Var mı? Var tabii. Ne yapacağız onu? Nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Merak etme, her şey bitecek. Ne zaman abi dişini sık, vefat edince şey bitiyor. Her şey bitiyor. Altına omuz verdik de onda. Niye böyle oluyor sana ne ya? Rahmetullahi Allah'a diyor. Acayip bir şey ya. Adam kalp hastası değil, cebinde kalp hastalığıyla kapları taşıyor. Böyle bir düşünün. Diyor ki bak, ne kadar emellerim var, elemlerim var, abi dertlerim çok. Oysa o dertler dermanın zeminidir. Mesela bazıları diyor ki, ben psikolojiyle biraz meşgul olduğum için, abi bütün dertler üst üste geldi diyor. Tamam merdiven işte. Ya alt alta gelseydi dibe inecekti. Üst üste gelmiş, demek ki çıkman lazım. Dertler bana derman imiş diyen ustadın talebeleri değil miyiz? Dertler derman olur mu? Öyleymiş. Mesela biz zora kalmadıkça hangi hakikat bizi inkişaf etti? Bir tane misal vereyim size. Pendik'te indik hızlı trenle, Kartal'a geleceğiz metro bilmem ne. Ya indik, ya arkadaş otobüs gelmiyor, 17 B'ymiş. Ezberledim. Bekle gelmiyor, tepemize binmiş, 3 saat yolda kaldık, tamam mı? Diğerlerin söz verdiği terlendiler. Bir baktık bazıları trenden iniyoruz bir trenden, buyurun efendim kapılarını açıyorlar. Bak şimdi başıma gelenler bugün kapılarını açıyorlar. Buyurun efendim diyor. Bazıları falan sarılıyor. Herkesin bir arabası var. Biz de otobüs bekliyoruz, otobüs de gelmiyor. Ne anladım biliyor musun? Kabire gittim. Birisi sana kapılar açacak. Bekliyor seni. Bazısı ya arkadaş gibi bekliyor. Bir tanesi bazısı da bekliyor bak kim gelsin. Haşır meydana gidecek otobüs nerede? Kim geldi? Kimse seni karşılamıyor. Ortada kaldı. Ne otobüs var demiş ya. Hakikaten kişi tabii ya şimdi sıkıntıda bu tefekkür geldi mesela. Ama normal trendeyken böyle bir şey yok. Leylim leylim oturuyorlar. Ya bunlar Allah Allah hikmet ilahi. Bir baktım ki haşırdı böyleymiş. İndik ona bizi karşılayan yok. İş adamı değiliz. Kapıyı açan yok. Buyurun falan diyen yok. Arabada bekliyoruz. O da yok. Hakikaten ahiret böyle olsa bile yeter ya. Her tarafı ne biz daha tepemde güneş bulmuş. Zaman kısa nasıl yetişeceğim? Yok araba. Aynen öyle. Bir adam da girmiş kabire o ustad karşılıyor. Peygamber karşılıyor sana mesela. Adam gibi adam tamam. Kapıyı açıyorlar sana. Yol gösteriyorlar. Oo kardeşim diyor. Bir tanesi demiş. Aylak aylak böyle paytak paytak. Nereye gidecek, kim gelecek hiç kimse yok. Tepe vurmuş, tepesine vurmuş güneş. Allah kimseye maç vurmuş. Yani niçin anlattım bunu? Yani zor olduğu zaman hemen hakikate malzeme oluyor.
Ama trende otururken böyle bir tefekkürüm yok. Kendi o dertler bana derman bir şey olsun diye söyledim. Nihayetsiz bir sevap, hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Bakın ne terse döndü. Emellerin mi var? Villa mı istiyordun? Ahirette villa var kardeşim. Onlar bu dünyaya sığmaz. Ruhunun istedikleri burada olmaz. Niye? Çünkü ruhun buralı değil. Vatanı asli değil burası. Vatanı sütna, yani oturulan yer. O zaman o olmayacak bir şeyi olmayacak yerde aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Biraz söyleyeyim. Fıtratındaki hakikat burada yoktur. Anne karnındaki çocuğun organları dünya için yapılmış. Ayak dünya için, göz dünya için malum. Peki orada işe yarıyor mu? Yaramıyor. Neye takılmış? Gidecek olduğu alem için takılmış göz, kulak. Aynı bir örnek gibi insanın ruhundaki istekler, emeller, arzular, arzu ettiği hayat bu dünyada yok. Eğer bu dünyada onları ararsa, onların peşine koşmaya çalışırsa, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, olmayan hayatı burada arayacaksın, kendini o zaman bela salacaksın. Ya. Ama tersini düşünürsen, derti dert edilmezsen, dertin esas tersi imansızlıktır, namazsızlıktır. Adama dedim ki, hocam, adamın tanesi, buyur kardeşim, hocam durumum iyi değil, hocam ne dersin? Bir iş yeri varmış, Tofaş, servisi kaçırmış. Sen faizlere girerse gitti. Şimdi de evini haciz almış, hanım, çoluk, çocuk da uzaktan bakıyorlarmış. Hacize. Bak böyle bir senaryo anlatıyorum, aynen olmuş, vaka. Bana da onunla telefon ediyor. Birkaç defa görüşmüştük. Derse davet etmiştim, zamanı yoktur radiyallahu anh'ın. Zamanı yoktur. Ne zaman davet ettikse zamanı yok, nasıl oluyorsa. Ama şimdi bulduğu zaman, hocam, bak şimdi iyi değil. Hocam, ne dersin sen? Bunu aldım hocam, artık yaşanır mı? Hayırdır, ne oldu? Hocam diyor, servis gitti. Evinde haciz. Bunu ben de dedim ki, bunun için mi üzülüyorsun? Adam şaşırdı şimdi, servis gitti, ev gidiyor. Delinin birisi diyor ki, bunun için mi üzülüyorsun? Hocam ne için üzülecektim? Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdım. Ne diyorsun sen dedi ya. Dedim Allah Resulü haşa yalan der mi? Tövbe hocam dedi. Şaka der mi? Haşa. Mübalağa eder mi? Haşa. Güneş vurdu galaksilere, samanyolu dünyaya. Güneşin nereye vurduysa hepsini koy kefeye, senin olsun o mülk. Sabah namazının farzı değil, sünneti bile tartamaz onu diyor. Güneşin vurduğu her yerden daha hayırlıdır diyor sünnet. Farz zaten kıyas edilmez. Sen de zannettin ki iş yeri. İş yerini bilen güneş vuruyor, başka yere de vuruyor. Eğer sen sabah namazını kılmadınsa yazık dedim kardeşim. Esasatı bulmayan teferruatta boğulur. Nedir biliyor musun? Bak şimdi. İlk önce Allah'a, sonra sana söz veriyorum. Bugün burada bitmiştir. Namaz tamam, söz veriyorum. Ve sen misin söz veren derslere? Ondan sonra 1,5-2 sene sonra tabii o giden servise bunu ustabaşı aldılar derken o sahipleri işletemedi bunu, iş ortağı yaptılar. Koca iş yerine ortak oldu. Tekrar serveti geldi, bir de mobilyas şeyini açmış. Sonra işçilerine ne diyor biliyor musun? Toplamış, topluyor. Diyor ki arkadaşlar ben bu serveti ve bu sabah namazını çok zor, çok pahalı elde ettim. Siz olun, sakın sabah namazını böyle elde etmeyin. Ben sırf o dersi almak için Allah beni dibe indirdi diyor. Beni dibe indirdi sabah namazını alasın diye. Ama siz olun, benim gibi imkan geçirmeyin. Sabah namazınızı bunlar geçirmeden atın. Ya başına böyle bir geçirmedi. Ben nereden çıkarttım? Muhakimat öyle diyor. Esasatı bulmayan teferruatta boğulur. Hikaye anlatmadım, şaka demedim. Ben de zannettim ki dedim, sabah namazını kaçırdım. Vallahi de billahi tallahi. Allah'ın şahit, ben bizim ismini diyorlar, hani uçan en yükseli. 230 liralık normal bilet 550 liraya almış adam. Şehir vardı mi?
Havalimanına gittim. Hiç ben de hatırıma gelmedi. Onlar da aldığı için bir baktım. Sabah namazının tam vakti. 4.25'te uçak kalkıyor. 4.20'de sabah namazı vakti imsak giriyor. Gideceğim yer 2.5 saat. 1.5 saat sonra sabah namazı çıkıyor. Vallahi billahi ya Rab, şahit ol. Sabah namazı için uçağa bilet iptal ettim. Havalimanına geri döndüm. O zaman tesir ediyor tabii yaşarsa. Ben de zannettim ki diyor, sabah namazını kaçırdın. Ya o zaman yaşa bakalım. Uçağa, ya sonra kazanacağım. Ne kazası kardeşim? Ona göre planlayacağım. Sabah namazı. Sabah namazı mı? Kız dedi ki, bu dedi iptal olmaz. Bin aldığı için şey, tehir olmaz dedi, iptal olacak. Peki dedim, sen bilirsin gibi. Ya dedi, sen ne ediyorsun dedim, buraya kadar gelmesin. Kız ya orada şey, kızım dedim. Ben dedim, namaz için yapıyorum. Şey, namaz için mi diyor bu? Üzerine biletimi iptal ediyorsun. Böyle durmuş ha, böyle bakıyor bana. Bak neler olacak. Tabii dedim, yandan daha büyük kainatta bir hakikat mı var? O ki namaz yok, ben dedim uçsam ne olur? Dibe doğru gittikten sonra onun adı uçmak mıdır? Dibe gideceğim, onun adı uçmak. Yani bir kıza çağırdı, bilmem ne dedi, Hilal mı ne dedi, hiç unutmuyorum, o da çağırdı. Bak ne diyor dedi amca ya. O da durdu, amca hakikaten sabah namazı mı? Kafalar aşağıda. Ne dedi biliyor musun? Amca dedi, bu ders Allah bize dersi bu verdi dedi. Bizim derstir dedi, bu ders bizim içindir. Ama dedi ben dedi biletini küçük bir zararla başka saati tehir etmeye çalışacağım dedi. Onu hakikaten böyle yaptı. Ya namaz. Namaz. Ondan başka bir şeyimiz yok. Adamı doğru söyledim. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdım. Ulan sabah namazını kaçırdıktan sonra yapmanın şeyi var. Neyin hayrı var? Son cümlemi okuyorum. Onlar bu dünyaya sığmaz. Sığışmaz isteklerin yok. Bir şey adına yaşarsan hayat lezzetli olur. Biz namaz için yaşıyoruz. Tahir abi, Zübeyir abi, şey, üstadımızın talebesi değil mi? Ege Evliya Kuvveti'nde deniyor. Emirdağ'da. Ne diyormuş biliyor musun? Tahir abi demişler ki, oku ne olacak, oku ne olacak? Tahir abi hatırasında diyor ki, biz kitabı, Risale-i Nur ve cemaate giriyoruz. Ders dinliyoruz. Niye? Namazı güzel kılmak için. Namazı güzel kılmak için. Ya isteklerimizi tehir edeceğiz. Gençler, ötelemeyi ve ertelemeyi bileceğiz arzularımızı. Merak etmeyin, internetin en kalitesi orada. Televizyonların orada en kalitesi orada. Biraz arzularımızı erteleme, ötelemeyi becermemiz lazım. O da derslere samimi gelmekle ve Risale-i Nur okumakla, terklerle mümkün. Aklın istikameti terk, kalbin istikameti ibadettir. Terk şu, günah terk et, televizyon terk et. Gafleti terk et, yani tembelliği bırakıp ya derse gideyim gitmeyeyim yapma. Terk, kendini arzularını da terk et. Aklı çalıştıran terklerdir, kalbi çalıştıran ibadetlerdir. Menfi ibadet diyor buna usta. Aklın istikameti terktir. Takva, sabaha kadar ibadet edip gündüz oruç tutmak değildir takva. Menihattan ve günahlardan iştirak etmek. Hep bak terk var orada. Bir eylem yok. Evet, onların yerleri başka diyardadır ve onları veren de başkadır. Biraz uzattığım için kusuruma bakmayın. Gecemiz ve gündüzümüz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hatimleri yetiştirsin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah versin. Amin. Hizmet imanı Kur'an'ıyla daim kayım sayım eylesin. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha temassalavat.